Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban bugün 25 Kasım Perşembe ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasasında hafif toparlanma emareleri var. Lider Kripto Para birim Bitcoin Dolar cephesinde 55.600-55.800 dolar bandına özellikle dikkat çekiyordu hatırlarsanız. Parite bu bandın üzerinde tutunma şu ana kadar başardı. Yukarı hareketlerin sınırlı kalmasına rağmen bir trend çizgisinin üzerine çıkılması Bitcoin Dolar paritesinde aslında olumlu olarak lanse edebileceğimiz sinyallerden bir tanesi. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. 57.654 dolar seviyesinde fiyatlar oluşuyor. Şu dakikalar itibariyle paritede %1.94 oranında bir yükseliş var. Son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Ethereum dolar paritesinde biliyorsunuz 4000 dolar seviyesi artık psikolojik bir destek noktası olmuştu. Bu seviyenin üzerinde tutulmayı başarıyor birkaç gündür. 4308 dolar seviyesinde parite %0.94 oranında bir yükseliş var son 24 saatlik dilimde. Ancak Ethereum dolar paritesi için Asıl önemli kritik direnç noktasının 4800-4900 dolar bandında olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Önemli kripto para verilerinden Solana'da %4.68, Dot'ta %1.58, Adada %0.05, XRP'de %0.56 ve Dogecoin'de %3.70 oranında kayıplar varken Binance Coin'de %4.62, AVAX'da ise %2.34 oranındaki çok hafif yükselişler dikkat çekiyor. Bugünkü videomuzun ana konusu her zaman olduğu gibi piyasayı domine etmesi ve piyasayı peşinden sürüklemesi açısından Bitcoin-Dolar Partisi. Onun dışında Algo'da sizden gelen istekler doğrultusunda bugünkü videomuzun konusu arasında yer alacak. Hemen isterseniz Bitcoin-Dolar paritesi ile başlayalım. Önümüzde 4 saatlik Bitcoin dolar grafi açık. Yayınımızın başında dikkat edersiniz. Bir trend çizgisinin üzerine çıkılmasının kısmi olarak olumlu bir sinyal verdiğini belirtmiştik Bitcoin dolar paradisi. O da bu trend çizgisinin üzerine çıkılması. Bunun rengini değiştirelim hatta. Bu trend çizgisi aslında 15 Kasım tarihinde 66 bin dolarlı seviyelerden başlayan işte Biden'ın açıklamalarıyla başlayan düşüş trend çizgisi. Bu trend çizgisinin parite bir önceki 4 saatlik periyotta 57 bin dolar seviyesine denk geliyor bu düşüş trendinin direnç noktası. Bu seviyenin üzerine çıktı ve 57 bin 639 dolar seviyesinde daha önce destek noktası olarak çalışan yatay destek noktası olarak çalışan e, ee, direnç seviyesinin üzerinde şu dakikalar itibariyle ve bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Yani biz paritede aslında bu muamele gösterdiğimiz direnç çizgisinin kırıldığını bir nevi 57.639 dolar seviyesindeki yatay direnç noktasının üzerinde kalmasıyla alacağız. Yoksa bu yükselişin bir e, yanıltıcı bir yükseliş olduğunu, yanıltıcı bir yukarı yönlü hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda 57.639 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda paritenin 58.546 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar hareketlenmesi beklenebilir. Ancak parite için bu kırmızıyla gösterilen direnç çizgisi o satış baskısının etkisinin ciddi anlamda büyük oranda azalmasını sağlayan diyak trend çizgisi. Bu trend çizginin üzerine çıkılmadıkça paritede bu mavi ile gösterdiğimiz trendin kırılmasına ra karşın Yükseliş hareketlerinin gene bu, bu, seviyelerde sınırlı kalması beklenebilir. Şimdi şu dakikalar itibariyle 60.700 dolar seviyeleri 60.708 dolar 8 dolar bandına denk gelen bir, bir trend, bu trendin direnç noktası. Ancak parite için şu unutulmamalı. Şimdi paritede evet bu iki tane düşüş trendinin yukarı doğru geçilmesi parite üzerindeki satış baskısını azaltacaktır. Ancak biz paritede bitcoin dolar paritesine tekrar bir yükseliş hareketinden ciddi anlamda bir bahsedebilmemiz için 70.000 dolarları 80.000 dolarları bahsedebilmemiz için bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizginin üzerine çıkılmadı. Bu da şu dakikalara itibariyle 62.024 dolar seviyesine denk geliyor direnç noktası. Yani biz bu kırmızı ile gösterdiğimiz çok kritik direnç noktasının artık Bitcoin dolar paritesinde düşüşün son bulduğunu e, yavaş yavaş yükseliş hareketlerinin gelebileceğini gösteren bu trend çizginin yukarı doğru geçilmesinin teyidini 62.024 dolar seviyesindeki bu trendin üzerine geçilmesiyle alacağız. Bu geçilirse paritede tekrar 66.000 dolarlı seviyeler ilk başa hedeflenebilir. Ee, arada bir 63 bin dolar 63 bin 600 dolar seviyesinde 63 bin 600 ve 64 bin 300 dolar bandında bir ara, des, ara direnç noktaları olmak üzere yukarı hareketin e, ivmenin hareketlenebileceğini devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu olumlu senaryo şimdi olumsuz senaryoda 67, 67 bin 639 dolar seviyesinin üzerinde kalamaması yani paritenin bu tane çizgisinin yukarı geçmiş olmasına rağmen Üzerinde kalamaması, o zaman 55.600, 55.800 dolar bandında bulunan destek bölgesinin kırılmasına yönelik bir işaret olarak algılanabilir, Yani böyle bir risk taşıyabilir bu hareket. Bunun gerçekleşmesi durumunda 53.454 bin, bin dolar bandına kadar bir geri çekilme riskinin olduğunu söyleyebiliriz Bitcoin dolar partisine. Ancak Bitcoin dolar paritesinde asıl destek noktasının önceki analizlerimizde de sık sık üzerine duruyoruz. Bu mavi ile kalın mavi ile gösterdiğimiz trend çizgisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü zira burası aslında Bitcoin dolar paritesinde 20 Temmuz haftasında başlayan yükseliş trendi ve bu yükseliş trendi Bitcoin dolar Partisi şu anda ana yükseliş trendi olma konusunda çok ciddi bir aday. Ve test edilmesi durumunda bitcoin dolar paritesinde yükselişlerin ne kadar sert olduğunu buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. 20 Temmuz tarihinde test etti bitcoin dolar paritesi ve yaklaşık 29.000-30.000 bin, bin dolarlı seviyelerden test etti. Yükselişini 52.000 dolarlı seviyelere kadar devam ettirdi. Bunun dışında ee, gene 29 Eylül tarihinde Eylül ayının son haftasını birkaç kere test etti hatta ve yaklaşık 40 bin dolarla seviyelerden test etti ve 69 bin dolarlı seviyelere kadar yükseldi. Yani bu döngünün tekrarlanması durumunda Bitcoin dolar partisinde bu döngünün devamı halinde tekrar üzerine basa basa söyleyelim bu te seviyenin test edilmesi durumunda Bitcoin dolar partisi 70-75 bin 80 bin dolar seviyene kadar bir hareket be beklenebilir gibi gözüküyor şu dakikalar itibariyle. Ee, dediğimiz gibi en önemli destek noktası 49.954 yani 50.000 dolar seviyesinde. Yani şu yorumu yapabiliriz artık Bitcoin dolar paritesinde. Bu mavili gösterdiğimiz trend, trend trend çizgisinin üzerinde kalı sürece paritede inişli çıkışlı bir fiyat seyri de gözlemlense asıl trend yukarı ana trend yukarı inişli çıkışlı fiyat seyri mutlaka olacaktır. Ana, ancak ana trendin orta vadeli en azından uzun vadeli demeyelim orta vadeli trendin yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok kısa vadede 62 bin dolarlı seviyelerin üzerine çıkılması parite üzerindeki bu satış baskısının çok ciddi anlamda büyük oranda kalkmasına ve yani yeniden 66 bin 70 bin dolarlı seviyelerin hedeflenmesini sağlayabilir. Maktama indikatöre bakalım. Maktama indikatörü de şu anda pozitif yönde sinyal üretiyor. Bu yüzden yukarı yönlü hareketlerin bir miktar olası olduğunu söylemekte fayda var maktama indikatörü için. Bunun dışında Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı çok hafif daralma eğiliminde. Ee, bu da Bitcoin dolar partisinde aşağıya da yukarı yönlü sert hareketler olabileceğine yönelik bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. 50 periyotluk harekette ortalama evet o da çok kritik bir noktada 50 periyotluk harekette ortalama 58.016 dolar seviyesinde biz 57.639 dolar seviyesindeki direnç noktasına dikkat çekmiştik. 57.058.016 dolar seviyesinde yukarı kırılması paritede yukarı hareketleri ciddi anlamda hareketlendirebilir, hızlandırabilir. Yani Bitcoin dolar paritesinde önümüzdeki birkaç seans, birkaç tane 4 saatlik periyot son derece kritik. Çünkü parite şu anda hem harekette ortalama olarak hem de bollinger bandı olarak hem de e, yatay direnç noktası olarak oldukça kritik noktada yani bu seviyenin geçilmesi parite üzerindeki artık bir rahatlamayı beraberinde getirebilir e, şeklinde yorumumuzu yapalım. Ve isterseniz son olarak algoya geçelim. Algo'da aslında Asus ayının ortasında başlayan bir yükseliş trendi var ve bu trend çizgisini birkaç defa destekte destek noktasını. Yakın dönemde buralarda test etti bir miktar altına sarktı ancak Algo'da Sibop görevi gören bu trend çizgisinin altında en azından o dönemde Sibop görevi gören 1.56 dolar seviyesi var. Şimdi 1.56 dolar seviyesi o zaman cepte bizim önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi Algo şu dakikalar itibariyle trend çizgisinin destek noktası 1.72-80 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani Algo da bu trend çizginin üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketlerin hızlanması beklenebilir gibi gözüküyor Algo e, e, dolar paritesinde. İki tane kritik tranş, e, çizgisi var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi mavi ile gösterdiğimiz. Ara sıra e, dipnot olarak geçiyoruz. Teknik analiz göre yorumlarımızda. E, zirveden daha doğrusu iğne atmadan değil, gerçekten zirveden bir aşağı doğru bir tranş çizgisi çiziliyor. Bir, e, hangi yatırım enstrümanı analizi yaparsanız yapın. Tepelere doğru bir tranş çizgisi çiziliyor. Bunun dışında bu trend çizgi geçildikten sonra ikinci bir tepe oluşuyorsa gene aynı noktadan ikinci bir trend çizgi çiziliyor. Ve özellikle ikinci trendin geçilmesiyle yükseliş hareketinin hızlanıcına dair yorumlar yapılıyor teknik analizde. Şimdi benzer bu durum Algo'da var. Şimdi birinci trend çizgisi yaklaşık olarak 2.28 dolar seviyelerden 12 Kasım tarihinde aşağı yönlü bir trend çizgisi vardı kırmızı ile gösterdiğimiz. Bu trend çizginin üzerine çıkıldı ancak dikkat ederseniz mavi ile gösterdiğimiz trend çizgisi yükselişleri sınırlandıran yegane etken şu anda. Yani o zaman biz mavili gösterdiğimiz bu trend çizgisinin üzerine çıkılmasını beklememiz lazım. Algoda yukarı hareketlerin biraz daha hızlanması için. Şimdi şu dakikalar itibariyle bu trendin direnç noktası da yaklaşık 1.83 dolar seviyelerine denk geliyor. 1.83 dolar seviyelerinin üzerine çıkılması. Algoda ilk aşamada 1.90 daha sonra da daha sonra ise 1.98 2 dolar seviyelerine kadar bir hareketi tetikleyebilir. Ancak algoda bu hareketten sonra asıl hedef noktasının 2.10 dolar seviyesi olduğunu söylemekte fayda var. 50 periyotluk harekette ortalamanın üzerinde gerçekleşiyor genelde yükseliş hareketleri kripto para piyasasında. Ee, ve 50 periyotluk hareketli ortalama 1.78 dolar seviyesine denk geliyor şu dakikalar itibariyle. Ee, Bollinger bakalım orta eğrisi de yaklaşık olarak Bollinger bandı 1.76 30 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani paritede şu an için e, Algoda 1.76 ve 1.78 dolar bandı son derece hem Bollinger bandı hem de 50 periyotluk harekette ortalamaya yakın seviyelerde olması açısından son derece kritik geçilmesi durumunda zaten biz 1.83 dolar seviyelerini e, önemli bir direnç noktası olarak vermiştik. Bollinger bandının üst bandı 1.83 12 dolar seviyelerinden geçiyor. Yani yukarı hareketlerde Bollinger e, algoda yukarı hareketi tetikleyecek ye, ne, yegane unsur 1.83 dolar seviyesinin hacimli bir şekilde yukarı doğru kırılması. Bu kırıldığı takdirde algıda yukarı hareketten biraz daha hızlanması beklenebilir. Geri çekilmelerde ise dediğimiz gibi yaklaşık 1.72 dolar seviyesi algıda önemli bir destek noktası. 1.59-1.56 dolar bandı önemli destek bölgesi. Paritedeki kısmen yakalanan diyelim kısmen çünkü ana yük, e, trendin, yükseliş trendinin üzerinde hala Yakılan olumlu havanın devamı için 1.56-1.59 dolar bandının üzerinde kalması şart algonun ve mavi ile gösterdiğimiz bu trend çizgisinin kırılmasının şart olduğunu belirtelim. Algo dolar paritesi için maktama indikatörüne bakalım. Maktama indikatörü şu anda negatif yönde sinyal üretiyor ancak sinyalde kararsız bir e, görünüm hakim. Bu sebeple algoda belirttiğimiz noktalara dikkat etmekte fayda var gibi gözüküyor. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi e, ana konu olarak Bitcoin dolar partisini inceledik. Videolarımızda sık sık belirtiyoruz bunu. Özellikle Nisan Mayıs ayından beri çok rastlanan kripto para piyasasının içinde çok fazla rastlanan bir durum değil ama Bitcoin dolar partisi piyasanın genelini peşinden sürüklüyor. Yani aslında parite için Bitcoin dolar partisinin yönü belirlediğimiz zaman şu dönemde Piyasanın önemli bir kısmını diyelim tamamında önemli bir kısmını yönde az çok belirlemiş oluruz. O yüzden Bitcoin dolar partisi sürekli olarak videolarımızda yer veriyoruz. Bunun dışında Algo'da sizden gelen istekler doğrultusunda bugünkü videomuzun konusu arasında yer aldı. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.